Beyin hemisferlerine iç yüzden baktığımızda korpus kallozumun üzerindeki şuradaki oluğa sulcus corporis callozi diyeceğiz. Sulcus corporis callozi. Şuraya, şuradaki yara girus pardon sulcus singuli diyeceğiz. Sulcus singuli. Şuradaki girusa girus singuli. Girus singuli diyeceğiz. Şuradaki yarıklara buradan devam eden şuraya çıkan yara sulcus marginalis diyoruz. Şurası sulcus centralis'in devamı. Şu öndeki yara sulcus parasentralis diyeceğiz. Sulcus parasentralis. Şuradaki bölüme de lobulus parasentralis diyoruz. Lobulus parasentralis. Arkada şuradaki üçgen şekilli sahaya küneos diyeceğiz demiştik. Şurası sulcus parieto occipitalis. Şurası sulcus calcarinus. Önde şuraya area subcallosa diyeceğiz. Area subcallosa. Frontal lobun devamında iç tarafına şuraya gyrus frontalis medialis diyoruz. Bir de içeride beyin hemisferlerinin birbirlerine bakan yüzlerinde beyaz cevher yapılarından oluşan bazı komisural ve projeksiyon yolları var. Onları da gösterelim. Beyaz cevherin yani Substansia alba'nın oluşturduğu komissural yollardan birincisi ve en büyüğü korpus callosum. Korpus callosum'un ön tarafındaki şuradaki e, daha çıkıntılı yere rostrum diyeceğiz. Rostrum, genu, truncus ve splenium diye isimlendirilecek dört parçaya ayrılmış. Şurada ortadaki Bölgeye Septum Pellucidum diyeceğiz. Septum Pellucidum. Yine komisural yollardan. Şurası komisura anterior. Şurası komisura posterior. Şurası korpus pineale idi. Şurada üstte şurada olması gereken. Burada tam gösterilmemiş. Komisura habenulorum. Böyle. Burada gördüğümüz başka yapıları söyleyelim. Şurası Fornix. Şurası plexus choroideus. Şurası talamusun e, içten gördüğümüz, medialden gördüğümüz tarafı. Şurası adezio intertalamica. Adezio intertalamica. Başka burada söyleyebileceğimiz neler var? Şurada korpus mamillareyi görüyoruz. Kiyazma optikumu. Burada göreceğimiz yapılar da bunlar.